Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar, bugünkü videomuzun konusu InDesign olacak ve tamamen InDesign olacak. Yani tek videoda sizlere InDesign'ı başarılı bir şekilde anlatacağım. Sizlere anlattığım şeylerden sonra InDesign'da bilmediğiniz birçok şeyi öğreneceksiniz. Ama konuma şuradan bir kopyayla başlamak istiyorum. Kopyamda yazıyor ki başlangıçta InDesign nedir diye anlat yazıyor. Evet, şimdi InDesign nedir arkadaşlar? InDesign bizim çeşitli tasarımlar yapmamızı sağlayan bir programdır. Mesela ne gibi tasarımlar abi? Şöyle, siz bir kartvizit bile yapacak olsanız InDesign'da tasarlayabilirsiniz. Ama genelde dergi, katalog gibi şeyleri InDesign programında başarılı bir şekilde hazırlıyoruz. Bunun dışında ikinci olarak nerelerde kullanılır yazmışım. InDesign, işte dedim ya daha önce, dergi gibi tasarımları yaparken kullanılır, bunları baskıya verirken, ne bileyim, ödev yaparken falan da olabilir. Şimdi isterseniz böyle teorik şeyleri fazla uzatmadan konumuza geçelim, ama ondan önce şu intromuzu bir alalım. YouTube kanalımızda birbirinden eğlenceli eğitim videoları var. Sen de gel, sen de öğren. Intromuz geçtikten sonra, yani şu anda size küçük bir şey açıklamak istiyorum. Arkadaşlar, kanalımız gitgide büyüyor. Lakin yeteri kadar hızlı büyümüyor. Sizden tek isteğim desteğinizi gösterip kanalımızı daha iyi bir şekilde büyütmemiz. Yani benim bu videom mesela işine yarayacak milyonlarca insan olabilir. Ve onlara ulaştırmak istiyorum. Eğer siz de benim için böyle bir şey yaparsanız, yani ne bileyim, eşinize, dostunuza, arkadaşınıza, hepiniz yapsanız zaten çok güzel yerlere geliriz. Desteğiniz için teşekkür ederiz. Hadi başlayalım. Şu anda benim masaüstümü görüyorsunuz. Hemen ben buraya InDesign yazıyorum ve InDesign uygulamamı açıyorum. Uygulamayı nasıl yükleyeceğini bilmeyenler için şu sağ üst tarafta çıkan video kartına tıklayıp gidebilir. Şimdi gelelim InDesign'a. Şu ana kadar sen ne yaptın ki böyle konuşuyorsun diyebilirsiniz. Arkadaşlar, şu ana kadar ben birçok şey yaptım. Yani bir dergi tasarımı yaptım ve her şeyi kendim öğrendim. Öğrendiğim her şeyi de size aktaracağım. Dilerseniz öncesinde bir size yaptığım şeyleri göstereyim. Daha sonrasında da uygulamanın içine girelim. Evet, şu anda uygulamamız açıldı. Gördüğünüz gibi bu bir dergi tasarımı arkadaşlar. Şöyle yüksek yapalım. Burada kişi bilgilerinden tut, içerik, fikrine, sayfa yapısına, mesela bakın şu şekilde gözüküyor sayfalar. Bunların tasarımını nasıl yapabileceğimize, bu yuvarlakları, şu üçgenleri nasıl koyabileceğimize, yani her şeye değineceğim bu videoda ve bu video sayesinde artık sizler de bu şekilde tasarımlar yapabileceksiniz. Benim en sevdiğim sayfa stili şimdi geliyor arkadaşlar. Bakın, tam şu sayfayı ben çok sevdim. Tamamen kendi tasarımım, özgün olarak kullandım ve şöyle reklamları da yerleştirdim. Gayet güzel bir tasarım yaptığımı düşünüyorum. Yani kendimi bir belirli bir konuda değil de her konuda geliştirmeye çalıştım. Kısaca demek istediğim şeyler, ben sizi de geliştireceğim. Şimdi sizi de fazla sıkmak istemiyorum. Bu yüzden başlayacağız. Şimdi yeni oluştur diyoruz arkadaşlar sol taraftan. Burada milimetre değerinde bir çalışma alanı açabiliriz. İşte burada istediğimiz her değerde açabiliriz. Yani katrat, agat, piksel vesaire. Biz şimdi buradan baskıyı seçiyoruz ve A4 boyutunda bir çalışma açacağız. Burada sayfalar bölümü var. Kaç sayfa olsun istiyorsunuz? Mesela diyelim ki ben 8 sayfalık bir dergi tasarımı istiyorum. 8 yazıyorum. Ne bileyim, 4 istiyorum, 4 yazıyorum. Şimdi 8 yazalım. Başlangıç diyor, başlangıç birden olacak. Sütunlar diyor, onlara falan çok fazla takılmayın. Şimdi burada bu değerleri gördüğünüz gibi veriyoruz. Milimetre cinsinden oluştur dediğimiz an oluşturulacak. Lakin ben santimetre cinsinden istiyorum. Şimdi oluştur dedim arkadaşlar. Oluştur dediğimde karşıma böyle karmaşık kurmaşık, benim hiç anlamadığım bir ekran geldi. Şimdi arkadaşlar, bu ekranda bakın şöyle alt tuşuna basılı tutup mouse'un orta tuşuyla böyle geri ileri yapabiliyorsunuz, tamam mı? Sonra yukarıya çıkıyoruz mesela, bakıyoruz, bu birinci sayfamız, tamam mı bizim? Kısaca bir araçlardan bahsedeceğim. Çok fazla uzun değil, çok kısa bir şekilde araçları geçeceğim. Yani hemen anlatacağım. Daha sonrasında da özellikleri, metinleri vesaire anlatacağım. Şimdi arkadaşlar, direkt başlıyorum. Sol tarafta işaretçi aracımız var, seçim aracı. Onun altında doğrudan seçim aracı var. Bu herhangi bir dikdörtgenin kenarını ya da herhangi bir şeyin bir köşesinden tutup değiştirmemize olanak sağlıyor. Örnekleriyle anlatacağım. Text aracı, bakın, yatay ve yola yazma olarak ikiye ayrılıyor. Yatay bir yazım aracını şu şekilde yazılarımızı yazacağız. Ondan sonra onun altında çizgi aracı var. Çizgi aracı şöyle bir çizgi çekmemize, ona özellik vererek onu büyütmemize vesaire sağlayacak.
Bunlara da değineceğiz, merak etmeyin. Pen Tool ile hem böyle bir görseli koyarken çeşitli sorunlar oluyor. Nasıl sorunlar? Şöyle mesela ben bir yuvarlak istiyorum. Lakin o yuvarlağın çerçevesine böyle tam oturtmak istiyorum yazıları. Yani yazılar yuvarlığa göre şekil alsın istiyorum. İşte bazen bazı durumlarda o olmuyor. Bu yüzden Pen Tool aracını kullanarak daha güzel bir yerleştirme yapacağız. Bunun dışında çizim de yapabiliyoruz Pen Tool'la. Onun altında kurşun kalem var. Yani bunu pek kullanmayacağız. En çok kullanacağımız ögelerden biri dikdörtgen çerçeve aracı, yuvarlak yani elips aracı ve çokgen aracı arkadaşlar. Şu an örnekte de gördüğünüz gibi çeşitli görsel koyma yerleri çiziyoruz ve onları içine görselleri yerleştiriyoruz. Sonra dikdörtgen, elips ve çokgen aracının bu kez şekil hali var. İçini doldurabiliyoruz vesaire. Tamam. Şu da el aracı. Şöyle gezinebiliyoruz. Ya da boşluk tuşuna basılı tutuyoruz. Klavyedeki aşağı taraftaki en uzun tuş var ya o. Böyle yukarı aşağı mouse'la halledebiliyoruz. Şuraya basıyorum. Evet. Şimdi tamam. Burayı geçtik kısaca. Hızlı bir şekilde özetledim size. Peki biz ne yapacağız? Biz sayfalarımız nerede? Kaç sayfa? Biz onları nereden göreceğiz? Sağ tarafta sayfalar bölüm var. Buradan görebilirsiniz. Katmanlar bölüm var. Bağlar bölüm var. Buradan her şeyi kontrol edeceğiz. Lakin sizin, ben şimdi anlatıyorum ya size. Size çok karmaşık, ne bileyim, anlamsız geliyor. Lakin bu şimdi geçecek arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber bir örnek yapacağız. Ve bu örnekten sonra emin olun anlayacaksınız. Video biraz uzun olacak. Evet biliyorum. Bazen biraz fazla da konuşabiliyorum ama neyse. Şimdi arkadaşlar ilk baş biz bir başlık sayfası yapacağız. Yani diyelim ki kapağı geçtiğimizi varsayıyorum. Bir başlık yapacağız. Bir konu içeriye gireceğiz. Şimdi text aracımızı aldık. Şu bölüm en sol en üstten böyle şöyle bir yere geldik. Tamam mı? Burada biz ne yapacağız biliyor musunuz? Başlık yazacağız. Başlık ne olsun? Hemen bir tane araba dergisi, tamam mı bu? Bir dergi yapacağız şimdi. Hemen Motor 1'e gidiyorum. Bir tane araba dergisi alacağım. Evet, TR Motor 1. Bu siteye geliyorum. Bir tane araba alacağım mesela. Ne olsun konu? İşte Hyundai Kona yeni teaser gelmiş. Hemen bunu biz alalım. Şöyle başlığını kopyalayalım. Gelelim buraya yapıştıralım. Tamam mı? Sonra kendimize uygun bir font belirleyeceğiz. Ben genelde Montserrat kullanıyorum. Montserrat Black. Ve başlıkta mutlaka ama mutlaka kullanılması gereken punto 36 puntodur. 36 puntoyu yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi başlık böyle duruyor. Ben ortada durmasını istersem üst taraftan şöyle yapabilirim. İşte sağa durması istersen böyle yapabilirim. Lakin abi tamam sen anlatıyorsun ama üst taraftaki şeyler bizde yok. Biz oraya nasıl geleceğiz? Mesela bu bölüm bizde yok. Arkadaşım o zaman sen esasları kullanıyorsundur buradan. Buradan temel klasiği seçersen benimle aynı ekranı bulabilirsin. Şimdi buradan hemen şu şekilde ortalamayı seçtik. Bunları tam harf yapabiliriz yani büyütebiliriz. Bunun için de bakın hepsini seçip şurada şu bölümde hepsini büyütme tuşu var. Buna basarsanız gördüğünüz gibi büyür. Tamam. Sayfanın arka planını kırmızı yapabiliriz. İşte yazıyı kırmızı yapabiliriz. Hatta arka planı kırmızı, yazıyı beyaz yapabiliriz. Böyle birçok şey yapabiliriz. Şimdi yavaş yavaş hepsini anlatacağım. Ama önce şöyle sayfayı bir dolduralım. Nasıl dolduruyoruz onu anlatacağım. Şimdi başlığı yazdık. Sonra nasıl bir tasarım istiyoruz? Diyelim ki tasarımımız şöyle olacak. İşte şurada bir tane görsel olacak. Sonra onun altında da bir tane yazı olacak. Sonra da en aşağıya da iki tane görsel koyacağız. Bakın şöyle teker teker seçiyorum, yapıyorum. Nasıl yapıyorsun abi anlamıyorum. Hızlı yapıyorsun falan diyorsanız sakin olun, anlatacağım. Yani teker teker anlatacağım. Bu arada tam denk geldi. Şimdi arkadaşlar şurada şunu koymak için bu bir içinde çarpı olan var ya. O bizim görsel yerleştirme aracımız. Bak şu şekilde çiziyorum, tamam mı? Görüyor musun? Çarpı şeklinde geliyor. Buraya biz istediğimiz her türlü görseli koyabiliriz. Text aracını aldım. Bu bölümü açtım. Bakın text aracına basıyorum. Şöyle bir çekiyorum mesela. Bak böyle bir yer çektim. Gördün mü? Buraya yazı yazabiliyorum ben. Bunu delete ile silebilirsin. Sonra aşağıda iki tane daha görsel koydum. Şimdi arkadaşlar üst tarafta bakın görsel bölümü burada. Hemen ben internetten gidiyorum. O görseli indiriyorum. Evet görsele geldim. Bakın web delilinde iniyormuş. O yüzden inmiyor. Hemen gidiyorum. Hyundai Kona işte en teaser'ın bir tane fotoğrafını alacağım. Görsellere geliyorum. Bak burada bir tane var. Sağ tıklıyorum. Resim farklı kaydet diyorum. Bakın JPEG olarak masa üstüne kaydet diyorum. Ve masa üstüme iniyor. Gördüğünüz gibi görseldim burada. Peki biz bunu içeriye nasıl aktaracağız? Şu bölüme nasıl koyacağız? Şöyle arkadaşım. Buraya geldin. CTRL D tuşuna basıyorsun. Yani yerleştir tuşu oluyor.
Bunu bulamazsan dosyadaydı galiba, bakalım mı? Evet, dosyada yerleştir var arkadaşlar. Buradan da yapabilirsiniz ama kısa yolu Ctrl+D. Ben de Ctrl+D'yi tavsiye ediyorum. Ctrl+D yaptık. Masa üstüne gidiyoruz. Görselimizi seçiyoruz. Bakın bu şekilde geldi. Abi görsel ne? Bu ne? Değil mi arkadaşım? İşte bu yerde de tam olarak oturmuyor. Bu yüzden sağ tıklıyoruz. Sığdırma bölümünde çerçeveye orantılı doldur diyoruz. Bak gene daha iyi oldu. Ama hala sığmıyorsa tekrar sağ tıklıyoruz. Sığdırma, içeriye orantılı sığdır. Baktın çok kötü duruyor. Sığdırma tekrar. Bu kez içeriye uygun sığdırma diyorsun ve kendine göre ayarlama yapıyor. Ya da sen direkt şu ortadaki yuvarlak yer var ya beyaz, oraya bir tane tıklayıp kendini de şu şekilde koyabilirsin arkadaşım. W tuşuna bastığında bir sayfa nasıl duracak bunu görebilirsin. Bu şekilde duracak mesela. Şimdi aşağıdaki bölüm var ya, yazım yazacağımız yer. Şimdi yazılarla uğraşmayalım. Git al git gel yapmayalım. Bu yüzden text aracını alıp içine bir tane tıklayıp sonra sağ tıklıyorum. Yer tutucu metinle doldur diyorum. Bu benim böylesine metinler oluşturmamı sağlıyor. Lakin biz yazıları hiçbir zaman bu şekilde kullanmıyoruz. Yani hiçbir zaman değil. Her zaman kullanıyoruz da burada bu şekilde kullanmamız mantıksız durur. Yazılar böyle tam olarak birbirini bütünlemeli. Bir tam oluşturmalı. O zaman ne yapıyoruz? Tam yazsa diyoruz arkadaşlar. Bakın burada. Tüm satırları tam yazsa. Gördüğünüz gibi bu şekilde duruyor. Sonra şu aşağı bölüm var ya, buraya çift tıklayarak tam böyle sayfanın şuradaki boşluğunu giderebiliyoruz çift tıklayarak. Sonra buna işte birazcık aşağı alıyoruz. Sonra da şuraya iki tane daha görsel koyuyoruz. Hemen koyalım. Mesela birinde diyelim ki arabanın arkası gözükecek, aynasından sonrası. Diğerinde de arabanın aynasından önceki kısmı gözükecek gibi düşünebilirsiniz. Yani burada birçok şey yapacağız. Yani orası zaten belli olur zamanla, merak etmeyin. Şimdi siz diyorsunuz abi sen ne diyorsun, ne yaptım falan. Görsel pek uygun değil arkadaşlar, o yüzden pek istediğim şey olmadı. Ama şöyle yapalım. Bakın mesela bunda böyle, şunda da şöyle. Evet, gördüğünüz gibi sayfayı bu şekilde tasarlıyoruz. Sizin burada aslında devreye yaratıcılığınız giriyor. Siz ne kadar farklı bir şey yapmaya çalışırsanız tasarımlarınız da o kadar güzel çıkacak. Bir boğazım kurudu geliyor. Evet, kendimi tazeledim ve geldim. Ne diyordum ben en son? Burada arkadaşlar en son tasarımımızın şekli bize bağlı diyordum. Yani biz ne kadar yaratıcılığımızı devreye sokarsak o kadar güzel işler çıkar. Şimdi gelelim ikinci sayfaya. Bu sayfa biraz daha farklı ve sıkıntılı. Yani mesela birçok kişi anlamıyor. Mizampaş. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz ekrandan hiçbir şekilde korkmayın. Her zaman üzerine gidin. Nedir abi bu mizampaş? Arkadaşım bu mizampaş nedir biliyor musun? Şu üst taraftaki mor çizgiler var ya. Bak bunlara mizampaş deniyor. Biz bunları sayfayı 2'ye, 3'e, 4'e, 6'ya, 8'e kadar bölebiliyoruz. İstediğimize kadar bölebiliyoruz. Şimdi peki biz bunu nasıl yapıyoruz? Arkadaşlar burada bak mor çizgi var ya. Bu sayfaya bir tane tıklıyoruz, tamam mı? Sonra mizampaj diye bir bölüm var üst tarafta. Burada mizampaja geldikten sonra sütunlarda kalmıştık arkadaşlar. Küçük bir aksaklık oldu, kusura bakmayın. En son sütunları anlatıyordum. Burada sütun sayısı var. Bu sütun sayısını biz ne kadar artırırsak, bakın gördüğünüz gibi sayfadaki sütun bölümü de o kadar artıyor. Şimdi biz burayı 2 yapıyorduk. Bu cilt payında 0,5 veriyorduk. Cilt payına niye 0,5 verdiniz derseniz arkadaşlar, cilt payını tam sayı verin ki her yerde bunu kullanacağımız için, mesela daha önce 0,4,66 falandı. İşte bunun yerine 0,5 verip tam sayıyla bunu kapatıyorum. Böyle bir şeyin önüne geçiyorum. Şimdi arkadaşlar isterseniz diğer sayfamızı nasıl yapabileceğimizi anlatalım. Üçüncüye tıklıyorum. Bak mesela sayfa 3'e tıkladım. Mizampaj bölümüne geldim. Kenar boşlukları, sütunlar dedim. Burası şu şekildeydi. Ben burayı 3'e çıkarttım. 0,5 cilt payını verdim. Tamam dedim. Sonra aşağıdaki bölümü de 2 sayfa kullanacağım diyelim. Sayfalar. O sayfayı seçiyorum. 6. sayfa. Mizampaja gidiyorum. Kenar boşlukları ve sütunlar diyorum. 2 yapıyordum. Bakın şurada cilt payı 4233 diyor mesela. Ben bunu 0,5 yapıyorum. Tamam diyorum. Daha sonra bakın ne oldu? 6. sayfa olmadı. Neden olmadı? Çünkü 6. sayfa aslında tam şurası. Gördüğünüz gibi yeni güncellendi. Olabiliyor. Biraz gecikmeler vesaire de olabiliyor. Merak etmeyin. Şimdi gelelim. Biz başka nasıl şeyler yapacağız? Mesela şu sayfaya yapalım. Konuşamadım. Çaktırmayın. Şimdi text aracını alıyorum, tamam mı?
Şuradan bir tane başlık atıyorum. En son ben size şu başlık olayını da tamamen anlatayım. Ondan sonra bu dediğimi yapalım. Şimdi arkadaşlar biz başlık atarken her zaman böyle uğraşacak mıyız? Mesela şu başlığı alıyorum, tamam mı? Şuraya yapıştırıyorum. Bak direkt geliyor değil mi? Ama ben buraya başka bir başlık bölümü açtığımda gördüğünüz gibi Minion Pro ile açılıyor. İşte fontu 12, puntosu bu. Yok işte ben Montserrat istiyordum. Sürekli bunu böyle mi yapacağız? Buraya 36 mı gireceğiz falan? İşte bu dertten sizi kurtaran bir şey var arkadaşlar. Şimdi çok güzel bir özellik. Benim en sevdiğim özelliklerden birisi bu. Nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız arkadaşım. Şimdi Hyundai'yi aldık, tamam mı? Bak bu başlığımız, tamam mı? Başlığımızı yazdık. Bütün boyut özellikler vesaire veriyoruz. Bak başlık 36 olur dedik. Trele özelliği kapalı olur dedik. Sonra A bölümüne gittik. Başlığımıza ortalı koyduk mesela. İşte yazının rengini şuradan verebiliyorsunuz. Kırmızı mesela. Kırmızı olacak, tamam mı? Seçtik yazının hepsini. Harfleri de büyüttük falan. Tamam, her şey bitti. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Bak A'nın altında P diye bir yer var. Ters P. Buraya bir tane tıklıyorum. Daha sonra burada en sağ tarafta temel paragraf artı yazıyor. Bunun bir solunda P'nin bir tiki var. Burada paragraf stili diyoruz. Ve yeni paragraf stili diyoruz. Daha sonra başlığımızın özelliğini veriyoruz. Bakın stil adı diyor. Burası karmaşık gelebilir ama korkmayın, sadece isim yazacağız. Stil adı ne olacak? Başlık, ortalı, kırmızı mesela. Tamam mı? Tamam dedim arkadaşım. Sonracığıma buraya geldim. Bunu tekrar seçtim. Temel paragraf yazanı başlık, ortalı, kırmızıya çektim, bıraktım. Şimdi bir tane text aracı alıyorum. Herhangi bir yere yazı yazacağım. Diyelim ki bu başlık olacak. Şimdi başlık gördüğün gibi benim istemediğim fontta geliyor. İşte ben bunu text aracını alıp seçiyorum. Paragraf bölümüne gidiyorum. Burada temel paragraf yazan yeri başlık, ortalı, kırmızı yapıyorum. Ve gördüğün gibi aynı bunun özellikleri buna da aktarılıyor. Şimdi anladınız mı arkadaşlar mantığı? Bu şekilde ilerleyebilir. Hızlı bir şekilde de yol kat edebilirsiniz. Şimdi ben size çok güzel bir şey göstereceğim. Mizampajı nasıl kullanabiliriz? Ondan da bahsedeyim. İşte başlığımızı aldık arkadaşım, tamam mı? Şu şekilde başlığımızı koyduk. Artı çıkıyorsa arkadaşlar, şu an bende çıkıyor mesela. Diyor ki taşıyor diyor. Bunu aşağı indirmen ya da yukarıya çıkartman gerek diyor. Şuraya iki tane tıklarsanız gördüğünüz gibi o sorun da gider. Şimdi buraya da siz aynı şekilde size gösterdiğim gibi, yani böyle aklınızda düşüneceksiniz, tasarlayacaksınız, dolduracaksınız. Mesela ben şu an rastgele gidiyorum. Bu iç metinleri de kaydedebilirsiniz. İç metinlerde 11 ve 12 puntu arasında Montserrat olur. Yani ben Montserrat kullanıyorum. Siz istediğinizi kullanabilirsiniz. Diyelim ki ne olsun? Medium olsun. Bakın şu şekilde ayarlayabiliriz. Sonra aşağıda bir tane, bak mesela taşmış ya, yukarıya çift tıklıyorum. Yukarıya tam ayarlıyor. Sonra bir tane görsel koyuyorum şu şekilde. Onu da gidiyorum alıyorum, hemen masa üstünden seçiyorum. Sığdırma, çerçeveye orantılı doldur. Gördüğün gibi bu sayfanın ilk tasarım böyle oldu. Gördün mü? Göze ne kadar hoş geliyor. Ama tabii ki de hatalarımız var. İşte şurası şöyle olsa daha güzel olur mesela gibi. Bunları artık siz tecrübe edeceksiniz arkadaşlar. Birazcık zaman geçirmeniz gerekiyor. Şimdi mizampaj kullanımını da anlattıktan sonra hemen fazla uzatmadan şuradaki konuya geçiyorum. Şimdi arkadaşlar şimdi metin aracımızı alıyoruz. Burası full yazı olacak, tamam mı? Bunun tamamı yazı olacak. Sağ tıklıyorum, yer tutucu metinle doldur diyorum. Sonra bunları alıyorum, tam yazıyorum. Bakın bunlara da böyle tek tek uğraşmamıza gerek yok. Paragraf stili ekleyip yine bunları da iç metin olarak alabiliriz. Yapalım hatta. Montserrat, işte ney medium, ney 11 punto. Tamam, arasındaki boşluk iyi. Ben bunu hemen gidiyorum, tam yazıyı seçtim. Buradan paragraf stiline yeni paragraf stil diyorum, iç metinler diyorum. İç metinler dedikten sonra geliyorum tekrar hepsini seçip iç metinleri seçiyorum ve tamamen ona göre uyarlıyor. Şimdi arkadaşlar ben bu sayfanın tam ortasına bir tane fotoğraf koymak istiyorum. Mesela bu bir yuvarlak olabilir. Nasıl yapacağım? Yuvarlak aracımızı alacağız. Elips çerçeve aracı ya da şuradaki elips aracı. Elips aracı dolgudur. Yani herhangi içine sadece renk falan verebilirsiniz. Başka bir şey yapamazsınız ya da yazı yazabilirsiniz. Şimdi biz bunu silelim arkadaşlar. Biz çerçeve aracımızı alıyoruz. Buraya bir fotoğraf yerleştireceğiz. Tam böyle bir fotoğraf. Shift tuşuna basıp açmayı unutmayın yuvarlağı. Yoksa tam yuvarlak olmaz.
Ctrl ile D yapıyorum arkadaşlar. Sonra aracımı alıyorum, koyuyorum. Sağ tıklıyorum, sığdırma diyorum. Çerçeveye orantılı doldur diyorum. Baktım olmadı, birazcık şöyle kendim de alabilirim. Böyle güzel arkadaşlar. Pardon, biraz şey olmuş. Böyle güzel. Şimdi ben yazıyı buna göre şekil almasını sağlamam gerek. Yani yazının üstü olmuyor. Şöyle bir boşluk falan bırakmamız gerek, değil mi? Bu yüzden arkadaşlar biz bunu seçiyoruz. Daha sonra pencere bölümüne gidiyoruz. Burada metin sarma var, bakın. Ctrl ile Alt W tuşuyla ulaşabiliyoruz. Metin sarma bölümünü geldi bak buraya. Şimdi ben buradan yuvarlağı seçersem yuvarlak olarak şekil alacak. Kareyi seçersem kare bir şekil alacak. Bu yüzden görsellerimizi buna göre seçeceğiz. Kareyi yuvarlağı seçtim. Bak burada artırabileceğim tek bir yer var. Ben burayı 1 cm yaparsam gördüğün gibi yazılar böyle bir şekil alır. Ama ben burayı 0,4 yaparsam gördüğün gibi yazılar bu şekilde şekil alır. W'ye bastığımda da şu şekilde görebilirsin nasıl durduğunu. İşte aşağıda dağmış, yukarıda dağmış, öyle böyle falan, onları da ayarlarsın. Sonra bunu herhangi bir fotoğrafa da yapabilirsin. Diyelim ki mesela size o en başta bahsettiğim bir olay vardı. Bak, elips aracımı aldım. En sağ en aşağı bir elips açmak istiyorum, tamam mı? Şöyle bir elips olacak. Bak şöyle yapalım. Ctrl D yaptım. Hemen bir tane görsel yükledim. Şimdi arkadaşım ben buna geldim. Metin sarmadan verdim. Ama gördüğün gibi aşağı taraf olmadı. Orayı nasıl yapacağız? İşte orada, asıl orada devreye ne giriyor biliyor musun? Orada devreye arkadaşım tam olarak pen tool aracı gidiyor. Şimdi pen tool aracımı alıyorum. Şuradan şu şekilde bir içeriye doğru, böyle dışarıya vesaire, onlar çok önemli. Kesmek istediğim alanı seçiyorum. Oradan yok edeceğim. Sonra bunun dolgu bölümünde bak kontürünü yok diyorum. Bu hiçbir şey olmayacak. Yani yazı stili olmayacak. Ondan sonra buradan da yuvarlağa bir tane tıkladığımda gördüğün gibi orayı yok edebiliyoruz. Bunu birazcık da aşağı alabiliriz. Sonra yukarı kaydı, gördün mü? Hemen alıyoruz pen tool'umuzu. Pen tool gel bakalım buraya dedik. İşte nereyi seçeceğiz? Diyelim ki şuradan itibaren. Şurası da gitsin. Şöyle. Bak, yapamadım. Şöyle gidecek. Burayı da seçiyoruz. Gene kontür bölümüne gidiyoruz. Bunun kontürünü yok diyoruz. Daha sonra buna gelip metin sarma özelliğini veriyoruz. Tamam. ESC'ye basıp W'ye basıyoruz. Bir de görüyoruz ki istediğimiz formata gelmiş. Buna da birazcık metin sarmadan 0,2 değerini falan verebiliriz aslında. 0,2 pardon. 0,2 şok oldu. Tamamdır. W'ye bastığımızda son halini görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bakın şu olay çok hoş duruyor. Bunu illa böyle yuvarlakta değil, karede de yapabilirsiniz. Diyelim ki yine sizin bir metininiz var. Bakın burada böyle bir metin var. Kareyi alıyorum. Dikdörtgen çerçeve aracı. Şu şekilde duracak. Tamam mı? Bunu işte kenarlarını yuvarlayabilirsiniz şuradan. Yuvarlanmışı seçerek. Sonra Ctrl D diyelim, hemen görselimizi içine atalım. Sığdırma, çerçeve orantılı doldur. Şurada yazılar olacaktı. Bu yazılar paragraftan gelip nereye gidecekti? İç metinlere. Ben bu şekilde kodladım arkadaşım. Sen de böyle yapabilirsin. Buna bir tane tıklıyorduk. Bak dış çerçeveye. Sonra buradan kareyi seçiyorduk. Kareyi seçtiğimizde bakın şöyle daha iyi görürsünüz. Buradan sağdan soldan istemediğiniz yerleri ayarlayabilirsiniz. Mesela sol taraf. Neresi? Şurası. 0,4. Tamam mı? Sonra sağ taraftan ne? 0,2. Hemen 1,2'yi yapıştırıyorsun. Ya da 4 olsun, daha güzel durur. Aynen. Şimdi W'ye bastığım an gördüğün gibi orada böyle güzel bir yer açmış olduk. Burayı sen biraz daha şöyle kendin kurcalayarak halledebilirsin arkadaşım. Böyle güzel duruyor diyelim mesela. Şu şekil daha iyi de. Gördüğün gibi bu şekilde kendi taslağını vesaire yapabilirsin. Tasarımlarını yapabilirsin. Size basit düzeyde anlatmaya çalışıyorum. Yani en kısa, en hızlı şekilde. O yüzden biraz hızlı gidiyor olabilirim. Oralarda anlamaya çalışın. Kaçırdığınız yerleri de tekrar tekrar izleyin. Eğer anlayamazsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi başka ne kaldı arkadaşlar? Gölgeleme özellikleri falan verebiliyoruz. Bunlara böyle... Yani bu videoda ben genel ve anlatabileceğim her şeyi anlatmaya çalışıyorum. Diğer videolarda da tek tek araçların özelliklerini anlatacağım. Evet, başka bir şey kalmadı diye düşünüyorum. Sonra siz de yani mesela şöyle şeyler de yapabilirsiniz. Diyelim ki şuradan tutacaksınız. Şuraya kadar bir görsel olacak. Hemen Ctrl D yapalım. Alalım bir tane.
Sağ tıklayalım. Sığdırma, çerçeve, içeriye orantılı sığdır vesaire. Şimdi şöyle yapalım. İşte şurada bir başlık olacak diyelim. Hemen buna başlık özelliğini veriyorum. Sığmayacak. Bu yüzden kısa kelimeler seçmeye çalışacağız. Böyle yapalım mesela. Ondan sonra işte şurada da yazılar olacak. Şurada bir yuvarlak olabilir dediniz mesela. Böyle kendiniz kuracaksınız arkadaşım. Bunun zaten videosunu çekmiştim. O videoyu mutlaka izleyin. Onlar da önce taslak attım. Daha sonrasında da içeriği doldurdum. O derginin de son halini gösterebilirim isterseniz. Hatta gösterelim. Bakın mesela ama önce şunu anlatayım. Şurada şöyle bir şey kurdum ve çok hoş durdu mesela. Burada siz devamını getirebilirsiniz arkadaşlar. Şurada da yazıları ekleyerek, şurada bir zampaj vererek çok hoş şeyler yapabilirsiniz. Gidelim mesela hemen. Ben size göstereceğim yaptığım şeyi. Evet buldum arkadaşlar. En son ne diyorum? Size göstereceğim şeyi demiştim. Size gösteriyorum şimdi. Masaüstü yayıncılık dersimizde yaptığımız dergi tasarımını. Yani bu bir ödevdi aslında ama çok da güzel oldu. Bakın mesela ben kapağı bu şekilde yaptım. Bu gayet başarılı duruyor. Sonra işte burada bilgilerim vesaire var. Telefon benim değil. Boşa bakmayın arkadaşlar bu arada. Sonra işte burada çeşitli içindekiler sayfası. Sonra bu mizampaj kullanılarak. Bakın W'ye basıyorum mesela. Mizampaj kullandım. Gördüğünüz gibi şuralarda. Sonra aşağı bölümlere iniyorum. Buralar basit tasarımlar. Biraz daha aşağı indiğimde bakın size dediğim olay vardı ya daha yeni gösterdim. Onun gibi bir tasarım çıkarmışım. Çok güzel olmuş. İşte buralarda böyle öneriler vesaire. Bakın farklı tasarımlar, tarzlar. Yani deneye deneye gitmişim ve inanın bana çok güzel bir tasarım çıkarmışım. Mesela şunları nasıl yaptın diye soracak olursanız. İşte pen tool'la çizdim arkadaşım bunları. Sonra aşağı iniyoruz, devam ediyoruz, bakıyoruz. Bayağı güzel tasarımlar var. Evet arkadaşlar yani size anlatmak istediğim şey. Gerçekten bir işin başına geçin ve pes etmeyin. Şu an mesela InDesign'da ben size çoğu şeyi anlatmaya çalıştım. Bir şeyler öğretmeye çalıştım. Ve siz de pes etmemelisiniz. Çünkü ben pes etmiyorum. Şu an mesela bu videoyu siz 25-30 belki en fazla 40 dakikada izliyorsunuz. Ama ben 3,5 saattir bu videoyu çekmeye çalışıyorum. Çünkü tam videoyu çekiyorum, başlıyorum. 10 dakika, 15 dakika oluyor, depolamam da oluyor. Tekrar bilgisayara bağlıyorum. İşte bir yerde konuşuyorum, diğer yeri kaçırıyorum vesaire. Bu zorlukları geçiyorum arkadaşlar. Ama sizden sadece şunu istiyorum. Gerçekten bir şeyi başarabileceğinize inandığınızda o şeyi yani biçim işlevi izler şeklinde yapın. Gerçekten peşini bırakmayın. Sabırla bekleyin. Zamana bırakın. Gerekirse çok uğraşın ama o şeyi yapın. Yani siz de InDesign ya da ne bileyim Photoshop, Illustrator istediğiniz her türlü şeyde sınırınız yok. Sizin hiçbir sınırınız yok arkadaşlar. Sonra sizde ben sizlere detayları da verdim. Anlattım da gösterdim de bildiğim şeyleri. Daha göstereceğim birçok şey var ama bunların da sırası var. Merak etmeyin. Mastercard'ları merak edenlere de yeni bir video çıkaracağım. Kanalımızın büyümesini istiyorsanız lütfen aşağıdan abone olun. Zaten şartları biliyorsunuz. Çok zor şekilde video çekiyoruz. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Benden bu kadar. Hoşça kalın.